Efendim şimdi devam edelim. Kahramanmaraş'ı sarsan iki depremin ardından geçti uzunca bir süre. Deprem bölgesinde hala eksiklikler var. Ekrana taşıyoruz. Unutmadık, deprem bölgesini unutmayacağız da. CNN Türk Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk şimdi Malatya'da. Bir önceki dilimde Malatyalılardan kentin sorunlarını dinlemiştik. Bir kez daha dönelim o noktaya. Malatya'ya sözü hemen Fulya Öztürk'e bırakalım. Fulya, kolaylıklar, söz sende. Meltem, çok teşekkür ediyorum. Kameramın arkadaşım Doğukan Yıldırım'la beraber son 3,5 ay önce gelmiştik Malatya'ya. Bir kez daha geldik. Yaklaşık bir saat önce Malatya'da yapmış olduğumuz o çekim, röportajlar da ekrana geldi. Malatyalıların dertlerini dinledik, sıkıntılarını dinledik. Şimdi bu yayınımızda da Malatya Valisi Ersin Yazıcı bizimle beraber olacak ve Malatyalıların sorunlarını, o ekrana getirdiğimiz röportajda anlattıkları, söylediklerini Sayın Vali soracağım. Hem de Malatya'daki son durumu konuşmuş olacağız. Sayın Valim, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Siz de şehrimize hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Sayın Valim, biz 3,5 ay önce yine buradaydık. Sizinle canlı yayın yapmıştık. Siz daha 10 gün önce vali olarak başlamıştınız Malatya'da göreve. Şimdi 3,5 ay önceyle karşılaştırma yaptığımda, evet, eğri eğri doğruya doğru konuşalım. Epey ağır hasarlı yapı yıkılmış. Doğru. Ama hala 10.000'in üzerinde ağır hasarlı yapının olduğunu biliyoruz. Elimizdeki rakamlar bu yönde. Şimdi vatandaşın da epey derdi var. Bir yandan yürüyerek de gösterelim Malatya'daki son durumu. Tamam. Önce ağır hasarlı yapılar. Ben 3,5 ay önce buradayken 36.000 ağır hasarlı yapı vardı. Depremde ağır hasar alan 6.000'i yıkılmıştı. Şimdi 25.000'i buldu. 25.000'i bulduk. Evet, yani siz geldiğinizde, daha doğrusu 15 Ağustos'ta %15 civarındaydı bizim yıkım oranımız. Dün itibariyle %75'e kadar ulaştık. Yalnız bu tabii tüm ilin rakamları, hacim olarak veriyorum. Bizim merkez ilçemiz, şu an bulunduğumuz yer Battalgazi ve Yeşilyurt. Şimdi Battalgazi ve Yeşilyurt'ta esas rakamlardan söz etmem gerekecek. Battalgazi'de ben, yani şu an bulunduğumuz yerde, merkezin olduğu noktada ve buradan çevre yoluna kadar olan bölgede, Battalgazi ilçemizin içerisinde %91'deyim yıkımda. Yeşilyurt'ta da %74'deyim. Dolayısıyla biz merkeze yoğunluk verdik ve merkezdeki yıkım işlerini bir an önce, çünkü vatandaşımız çok rahatsız. Şehrin her tarafından gelen insanlar buraya, bulunduğumuz bölgeye geliyor. İşte Akpınar, Fuzuli, işte Kışla Caddesi, İnönü Caddesi ve buralarda. Çünkü şehrin kalbi burası, ticaretin merkezi burası. Dolayısıyla biz, o gün de söz vermiştim, yılbaşına kadar ağırlıklı olarak kırsaldan önce merkezde yıkılacak bina hemen hemen kalmayacak noktasına geldik. Şu anda etrafımızda bazı binalar görüyoruz. Ama ağır hasarlı binalar hala var. Rakam şöyle, kaç? 12.000 falan, 12-13.000. Yani şöyle, 10.000 civarında var ilin tamamında, yalnız buna Doğanşehir dahil, Darende dahil. Bütün Malatya. Ama ben özellikle merkezde bu işi büyük oranda tamamladık. Neden böyle söylüyorum? Kalan binalar peki neden yıkılmadı? Şu anda 1400'ün üstünde yürütmeyi durdurma alan binamız var burada. Etrafta gördüğünüz mahkemelik binalar ve yürütmeyi durdurma alınca tabii ben bunlara müdahale edemiyorum. Merkezde bir de bilişik nizamlı binalarımla bir takım sıkıntılarım var. Onun dışında inanın çok fazla bir bina kalmadı. Yani şu bulunduğumuz meydandan, İnönü Caddesi'nden Niyazi Mısri'ye doğru indiğimizde tam merkezi alanlarda çok fazla binam kalmadı benim. Ama kırsal alanda, Yeşilyurt'un kırsalında, Yeşilyurt'un diğer mahallelerinde ya da Doğanşehir ve Akçadağ'da da çok fazla hasarımız vardı. Oralarda da %70'lerin üzerindeyim. Büyük oranda merkezi inşallah bitirmiş olduk. Bu arada ben sizin vasıtanızla bu yıkım esnasında tahammül gösteren, bize bir takım şikayetler de geldi. Elektrikle ilgili, suyun kesilmesiyle ilgili. Onları soracaktım Sayın Vali. Evet. Yaklaşık bir saat önce Malatyalılarla yaptığımız röportajı yayınladık. Diyorlar ki elektrikler çok sık kesiliyor, su bulanık akıyor. Öncelikle bu elektrik ve su sıkıntısına dair neler söylersiniz? Şimdi öncelikle hemşehrilerimden özür diliyorum. Bu zaman zaman gündeme getirildi. Evet, doğrudur. Hem elektrik kesintisi hem suyla ilgili çeşitli kesintiler oldu. Neden? Ben günde burada 250-300 bina yıkıyorum. Yani bunun büyük bir çoğunluğu merkezde oldu. Yıkım firmalarımız Bir kısmı dikkatsiz çalışıyor. Tabii ki kontrol ediyorduk. Sürekli kesintiler oldu. Hatlara zarar verdiler. Elektrik idaremizle sık sık görüştük. Su idaresiyle de, belediyeyle de görüştük. Onarmaya çalıştık. Gecikmelerimiz oldu. Çok özür diliyorum. Belki bir diğer şikayet de şu olmuştur. Yani bu yıkım esnasında mı bu elektrik? Yıkımla ilgili şimdi şu bina direklere, tesisatlara mı zarar veriyor? Tabii bunun bağlantısını çok dikkat etmediğinde elektrik idaresi de her yıkılan binanın başına ekip gönderemiyor. Çünkü ben o kadar hızlandım ki yani bir anda bir günde burada 200 tane bina yıkıyorum. Peki, ben. Su niye bulanık akıyor? Suyla ilgili de bir kaynakla ilgili de bir takım problemler var. Hı hı. Su hatlarında da kesintiler oldu. Yani bizden kaynaklıydı bir miktar. Hı hı. Belki bir diğer sıkıntı da şu olmuştur. Çok sık sokaklar, caddeler trafiğe kapatıldı diye. Hı hı. İşte hangi sokaktan gideceğimizi bilemiyoruz diye. Hı hı. Ama ben ısrarla şunu ifade etmiştim. Siz geldiğinizde de söylemiştim. Hı hı. Bir 3 ay dişimizi sıkalım. Bunların hepsi bir anda bitecek. Kaç ay? 3 ay dedik ve 3 ayı tamamladık. Yani... Hı. Şimdi önümüzdeki 3 aydan hayır, önümüzdeki 3 aydan bahsetmiyorum. Artık merkezde yine sıkıntılarımız olabilir ama elektrik ve su sıkıntısı giderilebilecek mi peki? Tabii ki giderilebiliyor. O bina yıkımlarından kaynaklı olan şehirdeki aydınlatmayla ilgili de çeşitli sıkıntılarımız vardı. Şimdi bina yıkımlarını büyük oranda bitirdik artık. Yapım esnasında böyle dertlerimizin olmayacağını değerlendiriyoruz. Şu an bulunduğumuz bölgede camimiz de yıkılacak, Söğütlü Camii'de. O alanda temeller atılmaya başladı. Caminin adı ne? Söğütlü Camii. Ağır hasarlı, daha yıkılmadı. Ağır hasarlı henüz yıkılmadı. Yıkılacak. Burada da tarihi yapı olan yeni camimiz var. Onun da restorasyon projesi hazırlanmak, bitmek üzere. Her iki camiyle bir hayırseverimiz bize hediye edecek. Peki o zaman şunu diyorsunuz. Evet, ağır hasarlı binalar hala var yıkılmayı bekleyen ama merkezde özellikle büyük oranda bitti ama Malatya'nın genelinde bu 11-12 bin bina kaldı. 10 bin civarında, evet. Elektrik ve su sıkıntısını zaten inkar etmiyorsunuz. Evet, böyle bir sıkıntı var. Trafikle ilgili de sıkıntılar oldu. Hı hı. Ama ben hep şunu söyledim. Her türlü açıklamada. Çünkü Malatyalılar bizi izliyor ve dinliyor Sayın Mali. Hemşehrilerimden aynı zamanda özür diliyorum. Bu üç problemi biraz dişiniz sıkın dedik. Sağ olsunlar, onlar da tahammül gösterdiler ve büyük oranda işleri tamamladık. 10-15 gün sonra zaten benim burada tabii yargı kararıyla dokunamadığım binalar var. Onlara yapabileceğim bir şey yok. Büyük oranda biz merkezde şu bulunduğumuz şehrin kalbi dediğimiz noktada yıkım işini tamamlamış olacağız. Bir şey kalmadı burada. Sayın Mali, kiralardaki pahalılık epey vatandaşın büyük sıkıntısı. Yani insanlar hatta Elazığ'a gittiklerini söylüyorlar fahiş kiralardan dolayı. Yani bunun için bir denetim sağlanamaz mı? Bu şehirdeki bu fahiş kiralar için ne söylersiniz? Epey depremzedeler bu konuda da dertli. Bu arada nereye geldik? Bir inşaat alanı. Hükümet konağımızın yıkıldığı yere geldik. Hükümet konağımızın toprak karışım şekliyle 900 küsür 970 tane bir çeşit kazık çakıldı. Beton enjekte edildi. Burası önceden valilik binamız. Evet, valilik binamızdı. Aynı yere yapılıyor valilik binası. Depremde yıkıldı, yeniden yapılıyor. Şu an inşaat alanını gösteriyoruz. Evet, inşaat alanındayız. İnşaatlarımız başladı. Biraz inşaatlarımızdan da söz etmek isterim. Tamam, bir fahiş kiradan söz edin. Vaktim çünkü daralıyor Sayın Vali. Yani kiralar Türkiye genelinin problemi. Bizde biraz daha kısıt olduğu için, yani sağlam yapı az olduğu için. Bir de Fulya Hanım, yani sadece kirada değil, birçok alanda fırsatçılık var. Mesela beton Elazığ'dan bizde 800-900 lira daha pahalı, betonun metreküpü. Gıdada da birçok şeyde evet fırsatçılığın olduğunu söylüyor vatandaş. Birkaç yerde söyledim, açık sözlü birisiyim. Bu fırsatçılığı yapanlara şunu diyorum, sizin aracınızda bir kez daha söylüyorum. Battal Gazi'nin torunları bu yaptığınız fırsatçılığı, bir çeşit hainliği asla unutmaz. Yani bunu yapanlara, biz denetimlerimizi yapıyoruz ticari anlamda, ticaret müdürlüğümüzün elemanları ama tabii ki takdir edersiniz. Yani ahlak ve vicdan meselesi tabii ki bu işler. Ama... Son olarak Sayın Vali, çok özür diliyorum, böyle laf ağzımda tıkamış gibi oluyorum ama son bir dakikam. Bir de bu Malatya'da kaç bina, kaç ev teslim edilecek? Biten yapılar, evler var mı? O konuyu da hemen bir özetle alırsak. TOKİ 14.300 ihale yapmıştı. Şu an 1000 civarında biten konutumuz var. Şöyle söyleyeyim, Ocak sonuna kadar teslim edilecek 4900 civarında TOKİ konutumuz var. Ocak sonuna kadar? Ocak sonuna kadar. Tamam. Bunlar hazır olmuş olacak. Büyük bir oranda tamamlandı. İşte bahçe düzenlemesi ve diğer bazı küçük işler var. Bir de kırsalda ayrıca yaptığımız evlerimiz var. 1000-1050 civarında binamız, kırsal konuttan bahsediyorum, köylere yaptıklarımızdan. Orada 4000'in üstünde inşaatımız devam ediyor. 1000 tanesi de Ocak ayı itibariyle orada da teslim edilmiş olacak. TOKİ inşaatlar yapılıyor. Tabii yapılıyor. 1000 tane köy konutu Ocak ayında teslim, hatta bir kısmını teslim ettik de onların. TOKİ konutların, toplu yapılanların ise 4900 civarında Ocak sonu itibariyle bitmiş olacak. Şu an elimizde 1000'in üstünde bitmiş hazır konutumuz var. Kura çekim, işte hak sahipliği ile ilgili yeni bir süreç verildi. 2 gün daha tanındıydı. Hak sahipliği ayrı bir süreç, biliyorsunuz. İtiraz süreçleri var. Tekrar hak tanındı. Tekrar o süreç işliyor. Hazır olan konutlar, yani 1 ay içerisinde, 1,5 ay sonra 4900 civarında konutu inşallah teslim etmiş olacağız. Peki efendim. Malatya Valisi Ersin Yazıcı, çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Biz Malatya'da olmaya devam edeceğiz. Kameramın arkadaşım da Okan Yıldırım'la beraber Malatyalıların sesini duyuracağız diyelim. Sözü size bırakalım şimdi.